Ve evet, bir serinin daha sonuna geliyoruz. 32. bölümüyle Ölür Ülken'e final yapıyoruz buradan. Canlı yayında 50'ye yakın kişi var. Hoş geldiniz hepiniz tekrardan. En son Bozan'ın evi dedik. Şimdi sakinliğe gideceğiz. En son mezarımız kaldı ama 5 gün yapıp gideceğiz. Taşlardan bakacağım. Tam 100 gün olduğunda mezara tıklayacağım. O şekilde yapacağız. Bitirmeyi planlıyorum. Eğer bu final planladığım gibi giderse, planladığım gibi gitmezse ölmüş bir şekilde final yapacağım. Yani %20 canım var zaten. Umarım öyle olmaz. 94 gün mü 95 gün mü geldik. Umarım düzgün bir final olur. Umarım öyle olur. Ha, YouTube'lar geldi. Güzel. Hazırız demek ki. Oğlar da gelirse. Bakıyoruz. 95 gün 1 saat 23 dakikadır hayattayız. Bozan'ın evindeyiz. 122 kondisyonumuz var. Şimdi sakinlere gidiyorum artık. En son üstüme başıma bakıyorum. Her şeyime. Kameradan önce masaya sandalyeye al. Kendini yamuk duran görmek istemiyorum. Ne oldu? Yamuk mu şu anda barcım? Kamera mı yamuk? Anlamadım. Cüneyt hoş geldin, merhaba. Bugün bakmak üzere sabahına yola çıkacağım. Sabah yola çıkacağım. Bugünü burada geçireceğim. En son bir üstüme bakacağım. Rafya ekleyen bir şey var mı? En son hepsini yapmıştık. Gayet iyiyiz. Tertemiz, hiçbir şeyimiz yok. 24 derece bonusumuz var. Yeter. Şu an iyi konumdayız. Etlerim de üzerimde vardı. Orada yiyecek kadar olması lazımdı burada bir yerde. Evet, burada etler. Etler de var ama sakinle de avlamam gerekecek. Yani bu kadar et bana yetmez çünkü. Bu kadar et bana yetmez. Burada da bunları bırakmışım. Aslında ok sayımı arttırabilirim ama onu da şu yukarıdaki konteynerde yapayım. Orada çalışma tezgahı var. Giderken yaparız. Gömüler çok kritik demiştik. Bunu da alayım ya. Belki hızlandırıcı oluyordur. Dur bakayım oluyor mu? Olmuyor. Hızlandırıcı olması için 0.3 gerekiyor. Burada 0.19 var değil mi? Onu bırakalım o zaman ya. Niye göremediysem. Vallahi bitiyor. Etlerimi alayım hepsini. Yani bunun içinden aslında topladığım zaman gazlar geliyor da çok kritik değil ya, kalsın. Yakacak olarak bir tane kitap alıyorum yanıma her zamanki gibi. Üste çıkıyorum. Buraları zaten. Aa bak, bunu hatırlıyor musunuz? Ben bu 5 olunca yerim demiştim. O gün geldi. O gün bugündür. Suyum var ama burada da varsa alırım. Çok cefalar çektik ama sona doğru umarım vallahi şeyi biterse üzülürüm. Yani ölmüş bir şekilde sonlanırsa üzülürüm. Bilenler de YouTube'lar onlara spoiler vermeyin. Merak uyandırır, video izlesin millet. Ne yapacaktım ben, bir şey yapacaktım. Hayır, şunu toplayıp önce. Balık da atsaydın 0.3. Balık tuttum da o kadar tutamadım ya. Bunu yiyebiliriz. Tamam. Kırılarak açıldığı için şeyi vermedi. Okey. Daha iyi vermemişsin. Daha sonra. İki tane daha ok yapabilirim bu arada. Tamam, bunlar iyi ya. Yine kumaş sayım ama minimum. Ben kumaş sayımı arttırayım çünkü kargo sayayım. Sakinleri de kaybolursak arsına yapacağız. Yani sakinleri kaybolmaya da çok müsait bir harita. O yüzden. Evet. Kargo falan gerekebilir. 3 buradan 3 buradan 11 kumaş oldu. Tamam, yeter bu kadar. Yarım kilo sargı bezi var ya üzerimde. Gelenler hoş geldiniz. Son 4 gün kaldı. Sakinlere gideceğim. Neri yapıyoruz? Yapmam gereken başka bir şey var mı? Sabah yola çıkacağım. Dikişi olsaydı iyi olurdu ama neyse. Tam zaman geçirip yatıyorum ben. Şuradan yapacağım bir şey var mı? Bunları hazırla.
Isı konusu edecek bayağı şey buldum bu arada. Yani iyi. Bunlar iyi idare eder. Güzel. Zaten çok bir yolumuz kalmadı. Kapalı alan koku falan gelmesin şu anda. Zaten açık alanda gezdim biraz. İstemiyorum kapalı alanı. Yem sayım iyi. Biraz daha yem bırakabilirim ama. Şimdi hayvanları yanıma yaklaştırmadan uzaktan sıkmam lazım. Chat öldü. Kendi chat şeye geçiyor. İzleyici moduna geçiyor. Onlar da 95 gün 16 saat. Onlar da böyle pür dikkat izliyorlar. Bazı kişiler full ekran izliyor hatta. Chat'i sadece okuyorlar. Şunu bir yem bırakayım ya. Birazcık yem olsun. Bak bunu yiyeyim. Bundan yem olmayabiliyor. 0.01'den. Geri kalanları şey yapalım. Evet evet tam ekran almış millet. Farkındayım. Neydi sanki? Hoş geldin. Bu sene bitince bir şeyler yapacağız. Onu şey yaparız, konuşuruz. Daha zor bir challenge'a gireceğim. Bir tane zor bir mod deneyeceğim. Huysuz ve uykusuz. Sadece ilk yardım şırıngalı. Aynı öldürürken gibi ama bundan daha ölümcül olan bir challenge var aklımda. Harici belki bir şey daha düşünürsem yapabilirim. Tatlı esiyor hala dışarısı. Biraz öğleni bekleyeceğim mecburen. Fırtına çıkma. Sanki çıkacak gibi ama dışarı bir bakmam lazım. Kaç kürüyüm ben? Kaç kokuyorum? İki kokuyorum. İki kokmam sorun değil. Bunları yiyeyim. Daha zor ne var ki? Buluruz. Buluruz bir şeyler. Kamerayı çok az yukarı alabilirsin. Barcı sen kamerayı taktın ama bak yukarıda bir şey mi var kamerada ya? Ben mi kayıyorum? Yani kamera her zamanki gibi duruyor. Mısır mı geldi? Benim bir kahvem var soğudu. Uçu kapatmasak şey oluyor işte. Deadman oluyor. Kapatırsan, uykuyu açarsan kıyamet bulu oluyor. Şimdi üşümeden devam etmem lazım benim. Bundan sonra full odak istiyorum. Anlık dalgınlık beni ölümüme yol açacak çünkü. Kurtları yanıma yaklaştırmadan uzaktan atışlar deneyeceğim. Vurmam umurumda değil. Yanıma yaklaşmasın yeter. İkinci bir atış şansım olsun yeter. Benim için. Şimdi giderken kilise var. Açık mağara var. İkisi de güvensiz. İki tarafta güvensiz. Bir dakika balık tutar mısın? Balık boyunca tuttum aslında az tuttum boring. Şeytan diyor bir challenge yap sadece balık eti serbest olsun. O kadar balık istiyorsunuz ki. Evet kurtlar spawn olmuş burada. Çok güzel. Oradan geçmek risk olacağına göre ben şöyle bir şey yapacağım. Bir kere burada nöbet tutan bir kurt vardı hatırlıyor musunuz onu? Sakin ol. Bakın burada ben artı hissediyorum. Çünkü neden? Uyku tulumum var. Bu yüzden yaptık biz uyku tulumunu. Güzel. Kafadan yedi ama ölmedi. Giden oklar bu süre tarafında çok şu an kovalayacağım şeyler değil. Affedersiniz götümü kurtarma derdindeyim.
%50 falan kondisyonum olsa tamam diyeceğim ama bir kurs saldırısına gideceğim yani. Ben buraya girmiş miyim? Girmemişim, güzel. Hadi düzgün bir şeyler var. Olur. Başka bir şey yok mu ya? Çabuk saldırı moduna mı geçiyor? Normal ya şu anda. Delik yok. Anormallik yok. Üstteki konteynere çıkacağım. Oraya çıkmak için çok aşırı bir şey gerekmiyor. Çıkarız yani rahat. Şöyle yapalım yalnız. Ben bunu fazladan yanıma taşımayayım. Bunu yiyeyim. Atayım. Yiyebildiğim kadar. Gereksiz ağırlık. Ben bir yemediğini atacağım. Cüneyt Arkın gibi. Kafasına ok yedi, ölmedi ya. İlginç. Devam. Bakın şurada 3-4 tane huş var, gördünüz mü? Burası da huş bölgesi. Naked challenge'ımız var. Vallahi genel olur mu ya Naked challenge? Tutar mı diyorsun Naked challenge? Onun şeyi neydi? Hiçbir şey mi giymiyordun? Sadece soğuk ısınması yerlerini mi kapatıyordun? Bu challenge nasıldı? Hoş geldin ikiniz, merhaba. Çete bazen çok bakamayabiliyorum. Yeni gelen varsa da kusura bakmasın. Hoş geldin tekrardan. Oyun odaklı gitmem gerekiyor biraz. Bu sesi duyamayıp bir adım atarsam challenge fail ile sonuçlanır. Bunları alacağım ya. Hiçbir şey giyemem. Soğuk ısırması olup durur mu o zaman genel olarak? Bir tanesini fazla aldım. Yani 5 tane soğuk ısırma olup ölebilirim o zaman. Donla geziyorum. İyiymiş. Ekli challenge dediğimiz şey çıplak yani bir şey giymeden, bir şey craft etmeden falan takılıyorsun. Donla geziyorsun. Splendor gibi. Burada bir ayımız var. Dağın arkasında şeyin orada, rayın orada. Sadece craft. Ha, craft yapabiliyor musun daha sonra? Yani çıplak geziyorsun, sadece craft eşyaları mı giyiyorsun? Kolay olur o zaman o. Yapılmaz. Yapılmayacak bir şey yoktu o zaman ondan. Mütecavız başlıyorsun yani doğal olarak. Mütecavızı da çıplak geziyorsun. Değil mi? Şimdi buradan ok sayımı arttıracağım. Bir tane kurt aldı gitti. Onun dışında varsa böyle kuş bunu falan toplayabilirim. Discord'da birkaç iyi bulduğun içerik üzerinden bağlantılar gönderdin. Müsait olduğuna bakarsın. Ben mutlaka bakarım. Discord'da attığınız her şeyi görüyorum zaten. Bakarım. Sadece havadan aldığım craft. Tamam, mantıklıymış o zaman. Genelde yapılmayacak şey değil yani mütecavızda. Yapılır gibi duruyor sanki. Ama soğuk ısırması olmamak sıkıntı orada. Yani hayvandan giyeceğin kıyafete kalmadan soğuk ısırması olmaman lazım. Evet, o biraz sıkıntı yaratır. Discord gentleman'in WhatsApp'ı. Evet, oyun dünyasının WhatsApp'ı. Discord. Yeni bölge.
şırıngamız yok mu ya? Vallahi bir şırınga var ya, beni göbek atabilirdim burada şırınga için. Demeyeyim de şimdi çıkarım bu kar. İlfan hoş geldin, merhaba. Yeni gelenler hoş geldiniz. Selamlar. Bir efsane daha bitiyor. Tamam. Şimdi craftlarımı yapayım. Şunları bir hazırla ya. Şu ikisini bir hazırla. Bugün 6 saat yemek yaptım. Bundan sonra Sherlock var, kazan kaynatan. Ondan sonrası artık belki videolar çoğalırsa o zamana kadar video izleriz. Zaman kalırsa. Eğer video atarsanız video izleriz. Ok sapı yapmam lazım. 3'ten beri yayındayım ben. Dragon'da Forest attık 5 saat. Yarın da var bir Forest'ımız. Gündüz. Yarın akşam yayın yok. Yarın bir sonraki yayın. Yarından sonra, hani yarın akşam yok. Yarın gündüz var. Pazartesi yola çıkıyorum. Salı günü yayın yaparım. Salı günü Zonguldak yayını. Bu buzdolabı falan olmaz artık. Yine bundan ya. Göbek atmak bu kadar zor bir şey değil, yok. Ben oynayabilen bir insan değilim zaten. Düğünlerde falan da hiç beceremem. 3 tane kardeşim evlendi. Oynamadım yani. Bana göre değil. Duymaz ki ama. Su yapayım, biraz şey yapayım. Tamam. Su yapayım, biraz bu ısıtacak şeyleri yapayım. Ama onu sabah yapsak da iyi olurdu. Şurada şey var ya, varil var ya. Bu varili yapayım dedim. Yak çakmak da yapmış bu arada. Açan tavuk dansı yapıyor. Koskoca adam. Barca o adam değişik bir adam ya. Hani iyi anlamda yani. Hayran kalıyorum onun enerjisine, bu şeyine falan. Ama o kadar izlensem ve o kadar abonem olsa ben de yapardım herhalde tavuk dansı. O şeyden kazanıyor ya. Normal takip eden şey var. Birkaç tane böyle geliri yüksek kişi var galiba. Tabii Amerika'da da zaten bu işler kolay. Dolarla direkt kazandıkları için. Çok fazla, mesela ayda 250-300 diye falan abonelik hediyesi alıyor adam. Sadece ayda. Onlarla zaten şey yapıyor, geçiniyor. Mesela oyunun fanısın. Atıyorum Londra'da düşün. Amerika'da yaşadığını düşün. Çok fanısın böyle. İzlemeyi seviyorsun ama. İyi bir oynayan adam var. Hatta onu görüyorsun. Enerjisi de yüksek falan. Adam sırf oynasın böyle, sürekli Londra kayıp olsun diye sürekli birilerine abonelik hediye ettiğini düşün. Bağış yaptığını düşün. Öyle bir şey, öyle birileri var yani o adamda. 200-250 tane hediyelik alıyor aydan. Yüksek rakamlar. Şey de yokmuş ki burada. Bak, toplama odun falan. Neyse, kitap atayım ben de. Çok yokmuş bir şey. Kömür atmak burada istemiyorum. Sakin nereye saklayacağım kömürlerimi? Kitap var. Dayı şuradan gelebilir bu arada. Arkadan da kurt gelebilir. Dikkatli olmak lazım. Biraz çömeyim. Prime 3 Euro mu? Bilmiyorum ama Prime daha avantajlı oluyor. Twitch Prime'da şöyle bir şey var. 6 aylık falan uzun dönemde abone olabiliyorsun değil mi? Mesela 6 aylık paket alıyorsun. Yayıncıya 6 ay boyunca abone olabiliyorsun. Böyle davası da vardı diye hatırlıyorum. Prime'ın. Prime daha avantajlı oluyor. Bir mağara daha var kömür için. Evet, var biliyorum. Oradan geçeceğiz. Ne kadar kömür o kadar köfte benim için. Kömürleri yanımda taşıyacağım o yüzden. 400 de fazla bile. Bir şey pişirebiliyorsam pişireyim, pişiremiyorsam yeter bu kadar.
İnternet evdekiyle deneyeceğim. Olmazsa harici bir şey düşünüyorum kazan kaynaktan. Telefon internetiyle bile yapabilirim bilmiyorum yani. Güzel. Fırtınanın gece gelmesi güzel. Gece gelsin. Kapalan kokusundan biraz tırsıyorum ama inşallah gelmez ya. Tam şeyin arifesinde. Kaç gün olmuş acaba? Şimdi yazar. Kaç gün oldu? 96 gün 19 saat. 3 gün kaldı. Sakinlere giriyorum artık. Şu an girmemem için hiçbir sebep kalmadı. Giriyorum. Deniz yapacağım mağarayı da aklımda. Tamam. Şimdi bir saat daha uyuyorum burada. Ya en olmayacak zaman şu zaman işte hani. Uygun olmayan bir zaman varsa o da tam şu an yani. Şu an gelmemen lazımdı. Lanet olası. %31. Şimdi buraya yakında açık mağara var. Kurtlar basıyor 2 tane. Kurtları öldürüp kalabilirim 1. Sakin yere gidip sakin yerdeki açık mağarada kalabilirim 2 ama sakin yerdeki açık mağarada 1 ayı 3 kurt var. 1 ayı 3 kurt var. Gittiğim mağara dragon açık mağara değil. Benim gideceğim mağara kapalı bir mağaraydı. Güvenli bir mağaraydı. Buz mağarasıydı yani. Açık mağaraya zorlayacağım o zaman. Orası da çok tehlikeli ama ya. Yani nereden bahsettiğimi az çok bilenler vardır aranızda. İlk indiğimizde gölün karşısında bir mağara var açık. Burada zorlarsam 98 olacak gün, 2 gün kalmış olacak. Oraya gidersem kar sığınağı bir dakika. Çubuk benim şeyim var değil mi? Kar sığınağı yapsam korunaklı bir yerde. Kar sığınağı da olabilir bak. Ben çubuk toplayıp kar sığınağı da yapabiliriz. Sakin evde kar sığınağında. Kar sığınağı daha güvenli olabilir hatta ya. Vallahi daha güvenli bile olabilir. Ben şuradan biraz çubuk toplayayım giderken. Varsa tabii çubuk toplayacağım. Yok. O da yok. Evet, o mağara çok tehlikeli bu mağara. Yani o mağara, açık mağara, bir ayı var, 3 kurt var dediğim gibi. Her şey seni basabilir orada. Oha, çok çabuk üşüdüm. Koş! Burada ısınacağım. Sonra çubuk toplamaya devam edeceğim. 20 tane falan çubuk olması lazım. 15 yetiyor da. Yanımda fazladan biraz bulutsa iyi olur. Hadi hızlı ol. Düşünme sakın ha. Sakin yere giriş mağarası burası. Tamam dragon, aklımda ilk girdiğimiz yer var ya, ilk girdiğimiz yer 3 tarafı kapalı. Sadece önden cephe var. Ters cephe yapıp oraya yapacağım büyük ihtimal. Arsın hani. Hem hayvanlar da biraz uzak. İlk girdiğimiz yer. Oraya akın akın kurt geliyor. Evet baba, ikiz gerçekten öyle. Akın akın geliyor hem de. Şimdi kaç çubuğum var benim? 7 tane var. Yetmez. Birazcık burada çubuk toplayacağız. Nerede? Tabii ki de mağaranın içine değil. Bir saat uyuyacağım şurada. Sonra dışarı çıkacağım. Çubuk toplayacağım birazdan. Yok, ilk girdiğim, hani bu mağaradan ilk çıktığın yer çok güvenli. Orayı yapacağım. Arsın anı. Hem hayvanları uzak, hem cepheleri güzel. Hem mağaraya yakın, ateş yakarız hemen. Ama benim çubuk toplamam lazım ilk önce. Burada ayı da var bu arada, dikkatli olmak lazım. 15 çubuk, 5 kumaş gerekiyor karşısın ağa için. Might have to drop some gear.
İyi topladık, tamam. Şimdi gidebiliriz. Bir gün Karsınlar'da kalacağım, mecburi. Aslında şeyde de yapılır ha Karsınlar. Mezarın başında da yapılabilir. Mezarın başında biliyorsunuz. Dinçok Şelale manzarasında. Orada bir alan var. Sadece tek cepheden girişi var. Orayı da ateşlerle kapattı mı iç mekana şey yapabiliriz ama ateşler de uzun süre kalmayacak işte. Kaç tane etti? Zıbık. 17 tane. Yeter. Tamam. Moonwalk yapan kurt da var. Möz de var. Hakimleri karışık bir yer ya. Yok yok içeride. Kömür. Toplayabildiğim kadar toplayacağım. Bir kurayım da Dragon bakalım. Zaten burada da varmış. Uyku tulumum var ya. Ayı derisinden. O ona güveniyorum karşısından da. O benim 12 derece bonus veriyor. Karşısından da bonusuyla birlikte mağara içi gibi bir sıcaklığa ulaşıyoruz. Biraz daha soğuk olabiliyor ama olsun. Ben şimdi buradan yakacakları alayım bol bol. Saat öğlen 3'ten beri beni izleyen var mı halen daha aranızda? Birileri var ama kim bakayım onlar. 3'ten beri yayındayım ben. Frank var mesela. Barcı gelmiş işte. Leş vardı. Sonradan gelmişti ama olsun. Biton var. 5'te gelmiştim evet. Harpi arada gitti geldi. Niye karşısında kalıyorum? Blood kapalı korkum geldik. Karşısında kalacağım. Açık mağaralar tehlike dolu. Hero hoş geldin. Sağ ol takibin için. Merhaba. Güzel. Boring açmışız değil mi? Şimdi ben mantıklı olan yerin burası olduğunu söylüyorum. Bakalım. Buralara bir yere. Kurulursa çok... Evet kuruluyor. Güzel. Tamam. Burası neden mantıklı? Söylüyorum. Vahşi yaşama uzak. Tamam mı? Vahşi yaşam baya uzakta. Tetiklenmez. Aynı zamanda 3 cephesi kapalı. Tek cephe var alabileceği soğuğu. Ben de sırtımı oraya döneceğim ki ateş aklımıza falan da şey olmasın. Buraya kuracağım karısını hanım. Önce bir ateş yakacağım ama. Tam böyle buraya kuracağım. Ortaya. Mezarın başında da risk. Mezarın başında alan var ama bazı her yere karşısına kurulmuyor. O yüzden. Önce ateş tabii ki de. Ateş yakacağım merak etmeyin. Merak etmeyin. Böyle çevireyim hatta ateşi. Kullanırım buradan. Hatta şöyle yapayım biraz daha. Şöyle. Yanlardan alırsa da alır artık ya. Karsınay geldi. Karsınay geldi diyorum. Kapalan korkusu geldi. Dışarıda vakit geçirmem gerekiyor ve 3 gün bile kaldı. 100. güne. Açık mağaralar çok fazla vahşi yaşamın içinde. O sebepten ötürü hepsini atmayalım. Dikkat. Benim karşısına yapıp burada bir gece geçirmem lazım. Olay bundan ibaret. Şimdi ısı bonusu verdim mi? Kendimi yapmadan yapmaya çalışacağım bir süreye yakın. Aferin olmuyor. Az önce olmuştu ama ya şöyle. Dur bakayım. Bunu da yapmak illetlik ya her yer olmuyor. Az önce yeşillenmişti ama. Bak buraya oluyor. Buraya da oluyor. Buraya. Biraz daha geri kaçabilir miyim? Kaçabilirim. Şöyle az daha geri kaçayım. Şu an ateşten yanmasında buraya da oluyor. Tamam buraya yapıyorum. 5 dakika diyor.
Yaptım. Cold is making my head feel thick. Bana dikkat ettim, merak etmeyin. Hiç canım gitmedi. Soğuk hissetmedim. Sakinleri güzel bir karşılama yaptı bize. Et tohum 3 gün için yeterli olmayabilir. Bir kurt öldürmemiz var buradan. Geyikler ve tavşanlar bu modda yok çünkü. Merdivenli göl olmaz Dragon. Hayvanlar tetiklenir. Hayvanlar. Gelir başımıza gelirler. Şu an bura yavaş yaşamdan uzak. En mantıklı yer burası. Şöyle az ısınacağım. Sonra bir bakacağım bakayım. Karsının içinde artı hissediyor muyum? Artı hissediyorum. Kaç derece mesela? Oo, 4 buradan 12. Tamam, artı hissediyorum. Çok güzel. Tertemiz, güzel. Yani şimdi burada ateşimiz de var. Güzel. Kapalan korkumuz %32. Bunu şey hedefindeyiz işte. Bunu geçirme derdindeyiz. Bir gün burada kalacağız. Geçer. Ve 5-6 gün gelmez. Bizim de zaten challenge'ımızın bitmesine 3 gün kaldı. Fırtına geçince biraz su yapayım. Onun dışında iyiyiz ya. Ben burada... Ha, eksi 3 oldu. Yine uyurum ama. Artı hissederim 12'yim. Eksi 4. İzleyelim bakalım. Kaça kadar düşecek. Hava gittikçe soğuyor ya. Kaç olabilirsin ki yani en fazla? Ben altı hissediyorum full. Fırtına da geçiyor. Geçti bile. Süper. Buradaki ateşi ben kullanamadım ama şöyle yapacağım. Kömeyim. O ateşi parçalıyorum. Biraz daha buna yakın bir ateş yakacağım ki kullanabileyim. Şöyle kullanırım herhalde. Sıcaklık. Şimdi bakayım. Artı kaç veriyor? Onu tam onu hesaplayalım. Ozan hoş geldin. Merhaba. Böyle durumlarda yatmak tehlikeli olur dostlar. Zaman geçirip ateşi sıcaklığı gözlemlemen daha iyi. Değişken sıcaklıklarda. Yatman daha sıkıntı olur. Kömürlerimi atabilirim şimdi. Bolca kömürüm var. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ama bu da etkileyecek. Ona bakamayız şimdi ya. Dur şu bir artsın da istediğini. Şimdi benim buradaki etlerim yeter ama kalan 100 gün için yeter mi bilmiyorum tam tamına. Yetmeyebilir. Biraz kalori sıkıntısı çekebiliriz. Aşağı ince Basrotu spamı var. Orada nasıl rotalarım? Bir tane kurt gelecek zaten yanıma. Onu da hallederim. Çok zorlamam diye tahmin ediyorum. Şöyle yapalım hatta. En son şöyle güzel bir görsel şölen de yapalım. 3 tane kahvem kalmış. Buraya olmuyor mu bunlar? Olması lazım. Çok yokuş diye galiba. Olaydı iyiydi. Buraya oluyor. İlginç ya. Normalde ben böyle sıra sıra dizerdim. Biraz yokuş olduğu için galiba. Şey yaptırmadım. Bunlar ısınıyor böyle. O yüzden koyuyoruz. Gece boyunca ateş yakmayacağım. Ama çok uzun solukta uyumayıp ara ara kontrol edeceğim sıcaklığı. Mesela şu an dış sıcaklık 36 derece. İçeri giriyorum. Ulan diyorum. 48 derece. 12 derece de bu bonus veriyor. 36'yı 48 yaptım. Bunlar ısınıyor, 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 ısınıyor. Şunlar soğuk. Bu da ısınıyor, bu da ısınıyor. Tamam. Gayet iyi. Zaman geçirdikçe bu risk düşecek. Yokuş yapıyorum. Vallahi öyle. Ben suyumu ne yaptım? Su alayım. Şu ateşin başında durun siz.
Cep ısıtıcısı ve sıcak su torbası. Zor. Zor. Buraya vahşi yaşam gelmez ama ne olur ne olmaz ben etlerimi dışarı atayım ve kokum yoka insin. Bunu ye. Bunlar da yemlerim diyor. Bunları da at dışarı. Tamam hiç kokmuyorum şu anda. Kendimiz garantiye alalım. Daha fazla suya ihtiyacım yok. 5 litre yaptık zaten. Yemeğim şöyle yanımda dursun. Yediğim önümde olsun. Sen daha şey olması lazım. Aynen. Şu üçü yem. Şey. Yiyeceğim şeyler. Gece atıştırırız oradan. Gece içinden yiyebiliyoruz bu arada. Biz yapmak için yapalım. Şöyle ateş var. Şimdi gece sıcaklık eksiye düşer mi ona bakacağız. Onu kontrol etmemiz lazım. O biraz kritik. Meşale düzgün verirsen bir meşale alabilirim ya. Daha düzgün yok mu? Bu da olur. Bunu kötü verdim. Neyse. Bakalım sayımıza 36'ya 49 tam iki tane dursun yanımda. Tertemiz. Birer saat uyursun, sağlık. Birer saat değil, 2 saat, 3'er saat uyuruz ya. Hani tam donma, hipotermi hissetmeden uyanacağım şekilde uyurum. Sakin yerdeyiz, son haritadayız. Haritanın ilk girişindeyiz. Buradan kalkınca bir hayvan avım olacak, kurt olabilir. Ondan sonra zaten 3 gün olmuş oluyor. 100. güne yaklaşıyoruz. Buradan bakın bunları buraya yiyebiliyoruz. Bu suları buradan içebiliyoruz şöyle. Şuradan. Biraz daha buraya koysaydım iyiydi ama olsun. Bunları içebiliyoruz böyle. Böyle koyamıyor muyuz buraya sıcak sıcak? Yok ille de orada yan yatacak yani. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Yorgun da değilim. Ben zaman geçireyim. Şu ateş bir sönsün. Sıcaklığa bakın. Eksildim. Ne kadar düşecek bir gözlemleyeceğiz. Yani gece fırtına çıkarsa korku, kapalı alan korkusu geçti bu arada. Ama bir gece dışarıda yatmam lazım benim. Eksiydi hala. Şu an düz zaman geçiriyorum. Şeysiz, uyku tulumsuz. Eksi 4. Tamam gece yaklaştım. 2'şer saat uyuyorum. Burada öleceğim. Nacak ağzına hayır aç ya. 2 saat uyudum. İkişer saat devam. Kazan kaynatan tıklayınca challenge bak 97 gün 12 saat. Mezara tıklayınca challenge bitiyor zaten. 100 gün olacak tıklayacağım bitecek. İntihara falan gerek kalmayacak. İntihar etmiyorum zaten ben oyunlarda biliyorsunuz. Öyle bir şey yok. Hatta oyu devam. Uzun uykuyu neden yapmadığımı söyledim. Eksi bir mesela şu an. Hatta devam. Eksi 3 olmuş. Sorun yok. Birer saate dönelim. Sabah yazı çünkü daha kötü oluyor. Birer saate dönelim şimdi. Bana oradan bir tane et ver abi. Yiyeyim ben bunu.
Güzel. Geceyi atlattık fırtınasız. Çok güzel oldu. Eksi 4. En soğuk olduğu zaman zaten şu zamanlar. 2 saat uyu ya, bir şey olmaz. Uyu. O kadar kısa sürede hipotermi hissetmem. En fazla soğutup bari yarıya falan düşer yani. Düşmemiş bile, süper. Eksi 5 hava. Bakın şu an evet hala karşılıyor yani. Uyku tulumu bir işte bu yüzden yaptık. Soruyordu ya bazı arkadaşlar. Ya buna çok mu gerek var? Normal uyku tulumu var falan. Bak ah, lazım oluyor işte. Bu olmasa normaliyle yatamıyorum. 3 derece bonus veriyor. 12'lik veren lazım bana. Olmasaydı kalmıştık dızlak. Full uyudum. Şimdi en son böyle bakayım, kimse yok. Çok güzel. Kimse olmaması güzel. Ateş yakıyorum burada. Yak ya, çakmakla yak. Gün daha var, Nacak var. Ben hoş geldin, merhaba. Gün daha var. Gün daha var. Avlanmam lazım hatta benim. Avlanacağım yeri ve kalacağım mağarayı biliyorum ama bir dakika. Benim kalacağım mağarada kurt var ya. Hatırlıyor musunuz? Sesimle öldürdüğüm bir kurt vardı benim. Buz mağarasının içinde. O kurttan bahsediyorum ya. Bunlar ısınsın. Altı tane daha kaldı. Bunlar yine kalsın. 5 tane yine ne olur ne olmaz diye tutacağım. Gerçekten hiç belli olmuyor. Dragon çok zor. Yani getirebiliriz elbette de risk, çok riskli olur. En kötü orayı deneyeceğim zaten. Yani dedim ama kıyamet modunda ben o mağarayı açık şeye getirmeye çalıştım. Öldürdükçe geldiler. Öldürdükçe geldiler. Yani biz en son gittik buz mağarasında kalmıştık. Bir mağara daha var da. Aslında bir mağara daha var ya. Oraya da kurt geliyor ama oraya daha az geliyor. Gideceğiz şimdi, göstereceğim size. Bir gün de orada kalacağız. Açık mağarada kalacağız. Mecburi. Çünkü buz mağarasında kurt oluyor. Buz mağarasının içinde direkt kurt spawn oluyor ve saldırıyor. Şimdi şu ateş burada ne kadar var göremem ama minimum 2 saat vardır. Ben şöyle yapayım. 1 saat daha uyuyayım şuradan. Barcı belli olmuyor. Bazen hiç olmuyor kurtlar. Bazen full oluyor. Kötü oldu be fırtına. 97. Ateş sönmedi ama kötü oldu ya. Niye çıktı ki? Güzel. Sönmemiş ateş. Şimdi ben gidiyorum. Tamam mı? Etlerimi aldım. Suyum bu kadar ver bana. Meşale alacağız en son. Sıcaklık bonusu bir tane kuşbunu çayı iç. Diğerlerini yanıma alacağım. Şimdi yolculuk başlıyor işte. Sonra şu eti yine full ye. Yine full olman lazım. Suyu iç. İç. Her bir tane meşale. Dur, şimdi ihtiyacım yok. Tamam. Şimdi. Evet. Biraz zor olacak oraya ulaşmak ama açık mağaraya hedefim var. 2-3 tane kurt öldürmem gerekecek. Uzaktan deneyeceğim hepsini. Herhalde ben girilen mağarada kalabilirim. Cevap şöyle bir şey var. Buz mağaraları var ya, dediğim mağara buz mağarası. Buz mağaraların içinde farklı farklı mağaralarda kurt spawn olabiliyor. Mesela benim her zaman gittiğim mağarada olmadı olmadı. Geçen gittiğim kıyamet olduğunda galiba kurt spawn oldu. Yani içinden pat diye kurt çıkabiliyor. Şimdi bir açık mağara var. Hatırlayanlar vardır belki. Uyuyan bir ayı vardı tepede. O uyuyan ayının altında açık bir mağara var. Oraya gideceğim. Sıcaklık konusu çok önemli. Şu an ona dikkat etmek lazım. Eksi 12 hava.
Buralar kritik. Buralar kritik. Bastırmasın. Yolu biliyorum ama bastırmazsa iyi olur. Biraz hasır otu alacağım. Ne olur ne olmaz. Belki kurt bulamayız. Bir şey olmaz. Bazen kurtlar pat diye gidiyor çünkü modda. Atlayanlarınız vardır. Ağır değilim de bir tane hasır otu aldım mı ağır hissettin ya. Yanlışlıkla yine şey aldım. Neyse. Doğmadan hemen. Şimdi burada bir tane kurt olabilir. Dikkat etmek lazım. Evet, kurt yukarıda gördünüz mü? Onu atlattık, güzel. Solda bir ayımız var. Tıklayacağım mezar şurada bu arada. Şurada hemen ama daha 3 günümüz var bizim. 3 gün boyunca orada zaman geçiremem. Mezara yakın bir açık mağaraya gideceğim ben. Buz mağarasının yanından derenin yamacında kalıyor. Göstereceğim size orayı. Hatta gizli bir loot bölgesi de var. Yani bu modda kurtlar biraz daha yakından tetikleniyor. Ondan da korkuyorum yani. Yakından tetiklenmesi de kötü. Pat diye yanında beliriyor. Uzaktan tetiklense en azından koşuyor, sesini falan duyuyorsun. Oluyor oluyor, bir şey yapıyor. Şimdi sola indiğim zaman biraz güvenli alana gidiyorum. Kuş bunu toplamıyorum artık. Kardan korktum. Allah kahretsin. Kim o? Kazan kaynatan mı? Kazan kaynatan. Ya burası ufak da olsa bir loot alanı. Kaç derece? 14. Teşekkür ettim kazan kaynatan. Bakalım burada ne verecek. Kömür yeter galiba ya. Hatta şöyle yapacağım ben, bir kömür. Bir bundan, bir bundan. Diğeri nereye gitti? Şu çalıyı toplayacağım da artist etmem lazım. Burası gizli loot. Bırakmam şeyleri. Hadi be. Hadi ilk yardım. Al. Gelmedi şırınga. İğne gelmedi. Biraz şurada ısınalım. Çok az. Beş çay iç. Hmm.
Gideceğim arada kurt öldürmem lazım çünkü ya. Oraya kurt geliyor. Tam buraya. Buraya geçmek için burayı almak lazım. Gayet iyi, gayet iyi. Sakin yerde demiyoruz. Şu sağ altta oluyor bu arada. Burada oluyor. Var mı bilmiyorum ama. Möz bölgesi burası sakin yerde. Mezar bakın şurada. Göstereyim mi? Bakın tam okun ucu. Şurada bir yerde mezar. Tam şurada. Birçok şeyler manzarası orası. Ama oraya gitmek için daha var vaktimiz. Ben normalde buradaki buz mağarasında kalacaktım ama burada kurt olabiliyor. O yüzden açık mağaraya gideceğim. Yarın forest var. Bağırıyorum çünkü malum kurt sesi şu an hiç duymuyorum mesela. Sıfır. Burada kurtuluyor şimdi. Uyuyan ayı dediğim ayı tepede oluyor. Şurada kurt bölgesi. Ve kurtlar ağaçtan falan iniyor bu arada. En çok korktuğum kurt sesini duyamayacağım korkusu şu anda. Laş sen mi demiştin? Kelalenin altından mağara giriliyor. O da ileride solda. Evet mağara burası. Şu ana kadar kurt göremedim. Umarım gece falan basmaz beni. İçerim vallahi sıcaklık konusu için çay. Canıma gitmemesi lazım. Buraya Deadman'dan veyahut da kıyamet modundan olan bilenler varsa bilir. Bazen kurtlar üçlü beşli buradan bana bakıp uluyup beni taciz ediyorlardı yani. O derece tetiklenme oluyordu. Bütün çevredeki kurtlar bana tetikleniyordu. Ama buradakiler çok şey değil. Uzaktan tetiklenmediği için sıkıntı yok. Öldürürken de. Kibrit almıyorum. Bak kibriti bıraktım buraya. Kömür var çok güzel. Tamam. Şimdi. Böyle yapıyoruz. Ben buraya yerleşiyorum. Belki bir tane kurt öldürmem gerekebilir ama yakacağım falan bol güzel. Yukarı çıkıp et için. On beş tanesini attım buraya. Bunları attım, bunları attım, attım, attım. 22 tane de çubuk toplamışım. Maşallah. Tıp şey için topladık bunları da işte. Karsınlar falan yapmak zorunda kalırız diye. 17'yi de buraya at. Gayet iyi. Tamam. Hani en kötü ihtimal bir şey olur falan ateş yakmak için ateşlerin de elinin altında. Kadarıma bakıyorum hemen. 29 tane sor toplamışım. 1,5 kilo et var. Bir de çubuk şekerimiz var. Buradan yana sıkıntımız yok zaten. Suyu en kötü ateşte yaparız. Bunlar da etlerim. Bir tanesini şimdi yiyeceğim hatta. Şimdi.
Bu kalorileri bana yeter mi? Bir sonraki gün öğreneceğim. Bir sonraki gün eğer kalori yetmeyecek gibi olursa hemen avlanmaya çıkacağım. Ki bence yetmeyecek. Çünkü hayvan gibi yiyoruz. Kurt falan girirse artık riske atıp öldüreceğim buraya. Buluyorlar bak yukarıdan. Burada ince buz yok. Yani yok en son. Astronotlarını toplayacağım ben. Minimal yaşarsak bir hafta yeter. Ben sürekli yemek yiyorum. Yukarıdan kömür düşmüş bak buraya. Geliyor. Benim bunu ödemem lazım net. Gel abi buraya. Gel gel gel. Buraya gel. Gece basar çünkü beni bu. Ben bu kurttan bahsediyordum size. Gel abi. Gel. Şimdi. Bunu öldürürsem yiyeceğim bir sorun olmayacak. Basma sorunu da kalmayacak. Bir ihtimal daha var. Bekle. Bekle. Yak çabuk şunu. Çabuk. Üşümemem lazım hadi. Geliyor lan hadi. %100 başarı şansım var. Yakman lazım. Gel gel. Şimdi senin ateşi görmeme ihtimalin de var. Bir. Ama burada şuradan gelmen lazım. Bir dakika. Buradan gel. Buradan gel. Heh, evet, aferin öyle gel. Öyle gel. Bak ateş var. Kurt. Sakin ol. Ben de sakinim. Sen de sakinsin. Burada bu ateşimiz var. Ateşi gerçeği gözden kaçırma. Gözden kaçırırsan ben de kaçıracağım. Oo, bu Hüseyin Bolt. Hatırlıyor musunuz Hüseyin Bolt kurtu? 0 yüzü 3 saniye. Nasıl kalktı gördünüz mü? Rüzgar var diyor. Mağaraya girdi. Yırttık. Mağara ağzını öldü de. Çok çabuk hızlandı yalnız. Çok çabuk hızlandı. Şimdi bir saat şurada ben ısınıyorum. Sonra bu kurdu toplayıp şuradaki ateşimi alıyorum. Burada dereceli egzantrik çift boğaz gibi karbüratör. Burama senin sıkıntıydı çünkü beni gece gelip basabilirdi. O yüzden bunu gidip halletmem lazımdı. Pretty well. Pretty well. Yes.
Money, money. Tom Hanks mi o? Korkma korkma gentleman benim kurt tegil ha 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 ha. Korkmadım Bob Hanks. Sağ ol bağışın için. Korkmadım. Ayı da gelebiliyor. Bir ihtimal, küçük bir ihtimal ama o. Ayının gelmesi buraya. Yani çok şanslı olmamız lazım. Tamam ya. Onlar olurken ben şurada bir saatte kestireyim. Uyku evet, bir saat uyumam lazım. Aynen, biz daha zamanı tutturamadı Eda. Olsun. Hissettim zaten öyle yapacağını babak işte biraz geç oldu galiba. Ulan yanına bir sıkıntım olacak mı deneyim. Bu da yapalım ya. Şimdi verirsin tüyü anasını satayım. Challenge bitti. İğne olmadan da yaparız ya Eskimo. Bir şey kalmadı artık. Çok bariz bir hatalar yapmazsak ya da oyun bize çok zalim davranmazsa yaptık. Çünkü etimi buldum yani. Et sorunu biraz benim için. Eti bulduk. Gayet iyiyiz ya. Bu kurt etleri olmasa da biraz zorlanabilirdim bu arada. Kaç gün oldu? 2 gün mü kaldı? 2 gün kaldı. Artık sönebilir ateş. Her şeyimi pişirip yaptım. Tamam. Şimdi yiyip içme zamanı. Kurt etlerinden başlayayım yemeğe. Bu mağarada sıcak olur olmaz yine aralıklı uyuyayım da çok zor soğuk hissetmem. Mağara daha sıcak oluyor karşısından. ...98 gün 14 saat. Güzel. 34 saat kaldı. Olmaz ya oğlum. Mağara sıcak oluyor.
Evet, frambuaz gelmiyor, annesi geliyor. Buradadır belki. Sonraki gün batarken. Evet. Nacak, ben yaklaşık 3'ten, evet tam 3'ten beri yayındayım da. Son arka o civarda gösteriyorum. Bir iftar için yayını açıp kapattım. Bir de gündüz yayın kendi kendine bir aptallaştı. İki kere yeniden başlattı kendini. Şimdi hiçbir sıkıntım yok. Zaman geçiyorum. Bundan sonra son gece, yarın gece batarken gideceğiz. Tam saate bakarız sayaca. Et sıkıntım, hiçbir şeyim kalmadı. Kömürlerim de var. Suyum falan. Çok iyiyiz ya şu anda. Ayı falan gelmezse buraya bayağı iyiyiz yani. La şu anda öyle olmak zorunda. Öyle olmak zorundayız. Buraya gelip peyi vermek istemiyorum yani 2 gün için, 1 gün için. Mantıklı hareketlerle kalınca bitireceğiz. Kolay diyen varsa yapsın yani, 100 gün yaşasın öldürürken de saygı duyarım. Kumaş var, kömür de var. Bakarız oluyor mu diye. Sırf eğlencesine 100 gün yaklaşınca. Yani 100 güne yaklaştığımız sıralarda bakarız. Ayı sesi yok yok. Ayı sesi falan yok Bobanks. Sen yanlış duymuşsundur. Kaç gün kaldı? Kaç saat kaldı artık daha doğrusu? Kaç saat kaldı? Yazmadı. Gün batarken değil mi? Şöyle yapıyoruz ona. Kaydettim nasıl oyunu. Mecbur buradan bakmamız lazım. 99 gün 19 saat 57 dakika. Yani 4 saat falan kalmış. Tam 4 saat kalmış. 4 saat kalmış. Artık oraya gidelim o zaman. Yani öğlene yaklaşınca gideceğiz. Götlerimi yiyeyim. ...99 gün 20 saat oldu artık. 4 saat kaldı. Gidiş yolunda da yine bir kurdumuz var ama attırız inşallah. Bir sıkıntımız kalmaz. Sıcaklık bonusu şeylerini alıp gideceğim. Bir kahve içeriz artık değil mi? Bakacağız Dragon. Oraya göre oynayacağım. Yani sayaca göre değil. Çubuğum ne kadar? 19. Tamam. Gömülerin hepsini alıyorum. Orada yakarız. Yine Ölüler Ülke'ni ilk bitirdiğimiz gibi kendimizi bir koruda oluştururuz orada. Gir mir dinlemem ben. Bekle. Bir saat zaman geçiriyorum. Böyle. İyice hava bir şeye doğru çıksın. Tamam. Sıkıntı yok. Kaydetsin. Gelin abi siz. Hadi gidiyoruz. Suyumuz ne kadar? 4 litre. Rahat rahat yeter. Ekimi aldım. Şimdi bir kahvemi içiyorum. Gentil kahve. Varsa yoksa da alın. Hadi bakalım. Ayı düşürmüşüm güzel. Go. Hıh.
Bak ayı geçen yukarıda uyuyordu. Aşağı falan yuvalanıp kafama düşersin. Vallahi ağlarım şuradan. Orlayan bir ayı vardı burada. Klibini bulamazsınız büyük ihtimal ama karışmıştır bir yerlere. Oh chat kahve doldu ne güzel. Hadi. 100 gün yapıyoruz. Bütün haritaları gezip 100 gün yapıyoruz. Atlatmam gereken bir kurt var ama bu arada onu da söyleyeyim. Bir kurt var atlatmam gereken. Elinim hoş geldin. Kalk yerine yat. O mu vallahi dragon? O olabilir bak attığım. Nasıl buldun onu hemen ya? Koş 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 üşüme sakın ha koş. Sıcaklık konusu çabuk. İç. Kurttan tepemde olmasın umarım. Soldan doğru yardırıyorum. Hiç mi daha az kesiyor şey mi? Bunu muhabbetini yaptık kazan kaynatan bir Twitch'in işine yarıyor. Ben de çok konuşamıyorum. Yani mezarımı derin kazmadan gitmem lazım oraya. Şimdi kurt direkt karşıma da çıkabilir. Sağda kalmış olabilir. Dikkatli olmak lazım. Tam şu kuytuda. Uzatmazsa sevinirim. Uzakta dursun yeter. Ateş yakacağım çünkü 3 yere de geçemeyecek oradan. Söyleme bu an sebebi. Söylemiyorum zaten ya. Öyle bir şey çıktı mı ağzımdan benim? Tamam. Geride kalmış. Evet mezar orada. Kaç saat kaldı bilmiyorum bakacağım şimdi. Dejavu olduk. Ölüler Ülke'ni ilk bitirdiğimizde ilk kez bitirdik. Yani ilk oynayışımızda bitirmiştik. Şimdi yine aynı şekil. Geldik. 100 gün yapacağız dedik. İlk oynayışımızda 100 gün yapıyoruz. Yine kendi özel alanımızı oluşturalım buraya. Aynı sözler. Dejavu etkisi. Evet o da var dragon tabi. Oha ateş yandı. 95 şans ateş yanmadı. Bir iki saat vardır diye tahmin ediyorum. 100 güne. Burayı yapıyorum ki kurt geçemesin. Bunu yurt dışında yapan vardı da Türkiye'de ilkiz galiba değil mi? İlk ve tek olalım. Ölürürken 100 gün challenge bitirmek. Bütün haritaları gezdik. Onların bilgisini göstereceğim bu arada. İlk Hasfetli'den çıktık zaten. Bozkurt Dağı zirvesine bile çıktık yani biz. Bu olayda. Her yere gittik. Yak abi yak. Öldürürken aynı. Klasik. Tamam. Biz şuna bir şey yapmamışım. Bunu atayım biraz.
Rüzgar var. Tamam, olsun. Sorun değil. Şimdi her zamanki gibi mezara tıklayınca bitiyor ama buraya karşısına yapılıyor mu bu arada? Bakalım. Merakımızı gidermiş olalım. Kumaş çubukları şeyde yaktık. Kaç tane çubuk kaldı? 14. Tamam, meşaleden alırım ben o çubuğu, dur. Şöyle ateşin yanında alayım da ısınayım. Yanaydı, iyiydi. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Yapılıyormuş bu arada, evet. Işık yandı. Işık yandı. Dur, bir ateşte şu mezar nerede mezar? Mezarımı derin kazmadan tam ateşin yanına, mezarın yanına buraya bir ateş yakalım. Patentini al. Isınacağım Bobex. Böyle bir şey yok. Isınmam lazım. Olası bonus alınacak. Yine çubuğu harcadım değil mi orada salak gibi. Şöyle de yapabiliriz. Bak bunu aldım. Hop. Çubuğu geri aldım. Bunu burada çubuğu topladım. Buralara açın önemli değil. Yapıl yani, yeter. Şuralara bir yere yapıl. Az önce yapılıyordum lan. Buraya hiç yapılmıyor da. Şurada bir yerde yapıyordu. Bu çok cins ya. Bu çok cins bir şey bu arada. Yapılmıyorsa da uyku tulumu var artık. Ne yapayım? %10'un altı ne? İlla öldürteceksin yani beni. Bak şimdi olmuyor. Böyle yapacağım ben. Bir dakika. Kaydetti. Bakıyorum. Kaç gün olmuş? 100 gün barajını geçtiysek tıklayacağım artık. 100 gün 28 dakika. Tam 28 dakika geçmiş. Güzel. O zaman yakalım artık. O kafamıza düşer ölür müyüz acaba? Yuf nereye gitti? Bak oklu oku vurayım mı? Çok güzel gidiyor ya, baksana. Bak bak, geliyor bir tanesi. Yanarak ölüyormuşum arkama bakmadan. Çiçekleri de açacağım, merak etme. Ne kadar dikkatçili attığına bağlı tabi de bu. Ah kafam. Vallahi yanarım ha, dikkatli olayım. Yok ya, çok birkaç ile atmam lazım da bu kaya izin vermiyor. Aşağı düşeyim şimdi, dur. Bak attım. Şimdi inerken belli olacak da. Evet geliyor. 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 Gel. Oo, bayağı alakası yere düştü. O halde ben challenge'ı bitiriyorum. Çiçeklerim 10 tane çiçeğim varmış bak. 10 tane. Mezarı da yaktım. Yanmış mezara tıklayacağım. Möz var mı möz? Aa, kurt var aşağıda. İyice saçmalıyorum şimdi. Biraz tadını çıkartayım. Bu kadar şey boşuna yapmadık. O önüne düştü bak, kurt kaçtı, gördünüz mü? Tam önüne düştü. Tam önüne düştü. Oyunumu bozacağım. Yok yok, bir şey olmaz. Oyunu bozacağım.
Şurada her taraf ışıl ışıl olsun ya. O kadar korkmuşuz ki oyunu bozacağım yapıyoruz. Üf. Nerede o kurt? Aha gitti. Biraz uzağına düştü. Bak tam şurada. Ağaca takılıyor. Neyse iyi eğlendik ya yeter. Hadi. Aa fişek. Tamam. Bu kadar şımarma yeter. Ve dünya kayboluyor. Biliyor muydun yoksa? Bizi terk etmeden önce ışıklar, ışıklar durmak bilmiyor. Tamam. Bunun prensiklini alayım. Siz alın. Bunu ben Rafael'e tweetlerim birazdan. Şey yaparız beraber. Bir retweet yağmuruna tutarız. Rafael görsün 100 gün yaptığımızı. Daha hayatta kalabilirdik. Belki 200 gün bile yapardık. Biz bu challenge'da. Çok save oynarsak eğer. Ama her haritaya gittik yani. Bozkurt Dağı'nın zirvesine çıktık, tatlı vadide gezdik. Sakin yere geldik. Kesikli bir yoluna gittik. Bir sürü tavacılar yaptık. Terk edilmiş topraklar, sahil yolu vesaire. Zaten kasvetliden çıktık. Oradan çıkabildiğimiz kadar hızlı çıktık. O yüzden de hayatta kaldık. Güzel oldu bence. Güzel oldu. Ben de şuradan bir print screen'imi alayım. Şöyle. Bir de buradan böyle alayım. Teşekkür ederim. İzlediğiniz, destek verdiğiniz için YouTube'da da ayrıca teşekkür ediyorum. Seriyi başından beri izleyenlere sağ olun. Bir beğeni, yorum atarsanız memnun olurum. Görünürlüğü artar videonun, kanalımızın. Bunu şimdi Rafael'e tweet atalım.